Bağışlıyorum. Teşekkür ediyoruz. Her şey bir espriyle, şakayla başladı. Bir gün dersteyken okulun etrafından overlockçu geçti. Öğrencinin birisi dedi ki hocam bu ne? Dedim böyle böyle. Ama dedi neden arabada yapıyor? İşte biraz anlatmaya çalıştım. Sonra da dedim ki şöyle düşün. Benim bir minibüste gittiğimi kapı kapı dolaşıp fizik anlattığımı düşün dedim. Ondan sonra şakaydı, espriydi. Dediler ki hocam gerçekten çok iyi olur. Yapalım öyle bir şey yapın diye. Aradan bayağı da zaman geçti aslında. Biz onu hemen yapmadık. Ondan sonrasında kafamda oluştu nasıl yapabilirim diye. Bu minibüsü temin ettik. Gidip Bursa'dan aldım ben bunu. Daha sonrasında da özel okullardan kitaplar topladım. Diğer okullardan da kitap topladım. Sağ olsunlar kitap bağışında bulundular. Ben de öğrencilere bedava, ücretsiz dağıtıyorum. Hatta belirlediğim gün ve saatlerde de arabanın içinde fizik sorularını çözüyoruz öğrencilerin. Fizik minibüsü faaliyette. Ekim ayında bir açılış yapmıştık. Ondan sonra bayağı bir kitap dağıttık. Sayısını gerçekten söyleyemem. Yani bir minibüs dolusu kitaptan fazlasını dağıttık. Okullardan da sürekli destek geldiği için, devamı da sürdüğü için sürekli öğrencilere kitap dağıtabiliyoruz. Yasal olan her kitabı alıyoruz. Masal kitabı da var içerisinde. Üniversite hazırlık kitabı da var. Sonuç olarak öğrencilerin faydalanabileceği her türlü kitabımız mevcut. Şimdi orada şöyle Instagram hesabımız var Fizik Minibüsü diye. Açık zaten. DM'den mesaj atabiliyorlar. Gelin kitap alın size bağış yapacağız diye. Hatta kitap isteyenler de oluyor getirir misiniz diye. Şiki Şiki Baba bu minibüste özdeşleştiği için onunla beraber yakışıyor yani. Evet. Malum süreçten dolayı eğitim öğretim durduğu için ben de kitaplar arabanın içinde eskimesin diye gezip de dağıtamadığım için bütün kitapları arabada ne kadar kitap varsa hepsini Yıkadım Belediyesi'ne bağışladım. Onlar da gerekli yerlere, öğrencilere temin edecekler. 20 öğrenciye dağıttık biz. Kendi arkadaşlarıma bundan yaptım. Bundan daha fazla bunu vardı dağıttınız. Tabii. Yani keşke şey olsaydı bizim... Bir minibüs araba, bir minibüs kitap vardı. Bitirdik hep. Sen durma. Biz saklandık. Devam edelim. Bu ileriki sınıfta var. Ben okullardan topladık. Hepsine teşekkür ediyorum. Şimdi de size bağışlıyoruz. Biz de aldık inşallah öğrencilerimize adreslerine ulaştıracak şekilde bu kitapları bu sene sınav tarihine kadar yani 25-26 Temmuz'a kadar öğrencilerimize ulaştırmaya gayret ederiz.